Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz evde bakım maaşı bağlanırken il veya ilçelerde bulunan sosyal hizmetler müdürlüklerinde yapılan yanlışlar. Yetişkinler için tam bağımlı, çözgerde ise çok ileri düzeyde ÖGV, belirgin özel gereksinimi vardır ve özel koşul gereksinimi vardır raporlarından birine sahip engelli bir bireye bakan kişiler, gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla evde bakım maaşı almaya hak kazanabiliyorlar. Evde bakım maaşı alma kriterlerinden en önemlisi, az önce belirttiğim raporlardan birine sahip olmak, ikinci olarak da maddi kriterlere uygun olmak. Yani hane gelir kriteri kişi başına maksimum 5670 TL olmak zorunda en fazla. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği kriterler bunlar. Bu kriterlere kişiler uyup uymuyor mu diye maaş bağlanmasına dair tüm yetkileri bakanlık, illerde veya ilçelerde kendine bağlı sosyal hizmetler müdürlüklerine devretmiş durumda. Yani evde bakım maaşı vermede tüm yetki bu birimlerde. Yanlış da yapsalar, prosedürleri yavaş da işletseler bu birimler son yetki mercileri. Evde bakım maaşı bağlanırken veya diğer rutin denetimlerde illerde bulunan sosyal hizmetler müdürlüğünde çalışan memurlar engelli bireylerin evlerini ziyarete geliyorlar. Yapılan yanlışların en büyüğü de burada başlıyor. Memurlar engelli birey belirtilen adreste yaşıyor mu diye komşulardan bilgi alıyor. Veya engelli kişiyi evde bulamazsa yine çevredeki kişilerden bilgi alıyorlar. Biz şuradan geliyoruz. Burada böyle biri veya birileri yaşıyor mu diye soruyorlar. Yani hep teyit üzerine görevlerini yerine getiriyorlar. Anlamadıkları veya anlamak istemedikleri bir konu var ki, birçok engelli ailesi bu durumdan aşırı muzdarip durumda. Kimse engelli yakınından utanmaz. Çünkü utanılacak bir durum yok. Fakat şöyle bir durum var ki, engelli kişi çocuk ise ileride akran zorbalığından alay edilmeye kadar birçok durumla karşı karşıya kalabiliyor. Bunun yanı sıra akraba veya komşular tarafından bir sürü anlamsız sorularla veya sözlü tacizlerle baş başa kalabiliyor engelli bireylerin aileleri. Bu da gelecekte özel çocukların birçok sorunla baş başa kalmalarına neden oluyor maalesef. Evde bakım maaşı bağlanma kriterleri arasında engelli bireyin evine gideceksin, onun orada yaşadığını kanıtlamak için çevre kontrolü yapacaksın, komşularına veya akrabalarına soracaksın diye bir madde bulunmuyor. Memurların böyle davranmalarının tek nedeni işlerini garantiye alma refleksleri. Tabii işin bir de şu boyutu var. Geçici bir engele sahip bireyleri afişe ederek ömür boyu o engelle anılmasını sağlamak insan haklarına da kanunlara da uymamaktadır. Bakın yıllardır süren bir kanun vardı. Köprülerden, otoyollardan para vermeden geçen araçların kamera görüntüleri alınıp şahsın adresine böyle postalanırdı. Kişi itiraz etmesin diye kanıt sunulurdu. Ama bu durum o kadar fazla haksız yere boşanmalara neden oldu ki sonra devlet bu fotoğraflı tebligat işlerinden vazgeçti. Demek ki resmi işlerde de yanlış yapılabiliyor. Şimdi aynı durum sosyal yardımlarda da geçerli. Kişi veya adres tespiti komşulara sormayla olmaz. Teknoloji devrindeyiz. Bu teyitler sadece bir tuşa bakıyorken bu soruşturmalar ve denetimlerin hiçbir anlamı yok. Sağlık Bakanlığı kişiye engelli raporu vermiş. Üstelik evde bakım maaşına başvururken İkametgah belgesi de sunulmuş olmasına rağmen adres soruşturması kesinlikle engelli ailelerini rencide edici bir müfredat olarak kalıyor. Bakın yazılı sınavı geçtiniz ama sözlü mülakatını da geçmeniz gerekiyor demek gibi bir şey bu. Bakın hasta hakları yönetmeliğinin 23. maddesi ne diyor? Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler hiçbir şekilde açıklanamaz. Kişinin rızasına dayansa bile kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu kaldırmaz. İhmali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki veya cezai sorumluluğunu da gerektirir. Araştırma amacıyla yapılan faaliyetlerde bile hastanın bilgileri, rızası olmadan açıklanamaz, deşifre edilemez. Bakın arkadaşlar bu madde çok can alıcı. Bir daha okuyorum. Araştırma amacı ile yapılan faaliyetlerde bile hastanın bilgileri rızası olmadan açıklanamaz, deşifre edilemez.
Bu madde de çok önemli, iyi dinleyin. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu da gerektirir. Bakın ne diyor hasta hakları yönetmeliği? Hiçbir şekilde sen işini yapacaksın diye gelip engelli bireyi komşularından, akrabalarından veya çevresinden soruşturamazsın, onu ifşa edemezsin, bu çok büyük bir suç diyor ve ekliyor, cezai sorumluluğu da var diyor. Engelli bireyin adres teyidine geldiğin zaman ben sosyal hizmetlerden geliyorum bile diyemezsin, bunun bile cezai hükmü var. Bu durumlar bazılarının gözüne normal ve küçük olaylar gibi görünse de ileride büyük travmalara yol açan ve insanları psikolojik olarak yoran durumlar. X bir engelli şahsın veya yakınının alacağı sosyal yardımı neden yakınları bilsin ki? Bakın biz yardım veriyoruz, bundan herkesin haberi olsun demenin hiçbir mantığı yok. Zaten engelli şahsı ve ona bakacak olan kişiyi iki kez üst üste aynı ikametgahta göremezseniz maaş bağlanmıyor veya kesiliyor. O zaman ne gerek var bu deşifrelere? Denetim adı altında yapılan ziyaretlerde keza engelli birey veya onlara bakan kişi evde bulunamazsa maaşlar iptal ediliyor. Bu kişilerin hiç mi sosyal hayatları, ziyaretleri olmayacak arkadaş? İki kuruş veriyoruz, ona göre evde hapis kalacaksın, sözümüzden çıkmayacaksın yaklaşımı kabul edilemez. Bu durum insan haklarına aykırı. Avrupa'da engelli bireyler ve onlara bakanlar sosyalleşmeleri için ödüllendirilirken, teşvik edilirken bizim ülkemizde hayır para veriyorum, denetime geleceğim, evde kalmak zorundasın diye mahkumiyete bırakılıyor. Teknoloji bu kadar gelişmişken bu işlerin hala 30 yıl öncesinde yapıldığı gibi uygulanması çok ilginç. Kişinin engeli, mal varlığı, ikametgahı net olarak tüm devlet sistemlerinde belliyken insanları evlerine hapsetmeyin, ifşa etmeyin ve daha insancıl davranın. Her zaman dediğim gibi engelli dernekleri, konfederasyonları kendi yollarında oldukları için bu ve bunun gibi engelli sorunlarıyla hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Dile getirmiyorlar, etliye sütlüye karışmıyorlar, sadece ismen varlar. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünü temsil edenler biraz bastırsalar ülkemizde hiçbir engelli birey veya ailesi böyle konulardan muzdarip olmaz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.